92.8 Bloomberg KT Radyo'ya hoş geldiniz. Süheyla Yılmaz'la işbaşı an itibariyle başladı. Uzun ama çok uzun bir aradan sonra, yıllardan yollardan sonra abartmak gibi olmasın. Kiminle birlikteyiz? Kiminle birlikteyiz? Sevgili Cemal Demirtaş. Şak 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 şak. Oo, konfetiler konfetiler. <laughs> günaydın Cemal. <laughs> günaydın, günaydın. Çok teşekkür ederim karşılama için. Evet biz de çok teşekkür ediyoruz. Uzun bir aradan sonra seninle birlikte Yılı böyle son haftasında birlikte kapatalım dedik. Bu yıl Cemal için çok yoğun bir yıldı. Hangimiz için değildi ki bu yıl yoğun? O da ayrı bir mevzu. Nasıl geçirdi? E, 2022 kendisi için ne ifade ediyor? Piyasalar için ne ifade ediyor? 2023'te neler bekliyor bunu konuşacağız efendim. Ve pek tabii Cemal Demirtaş buradayken hisseleri konuşacağız. Siz de sorularınızı yorumlarınızı yönlendirebilirsiniz. Nereden? WhatsApp numaramız 536 266 81 81 536 266 81 81 WhatsApp'ı sizleri yazılı bekliyoruz. Aynı zamanda Twitter ve YouTube'da da yayındayız. Sırasıyla etbt radyo ve Bloomberg ETR radyo kanalındayız. Buradan da bizleri canlı canlı izleyebiliyorsunuz efendim. Efendim bendeniz vasıtasıyla sevgili Cemal Demirtaş'a sorularınızı yorumlarınızı yönlendirebiliyorsunuz. Biz sabah sabah çok enerjiyiz tabii. bu kadar enerjik olmamızda bir gerekçemiz var. Çünkü burada muhteşem böyle güneş gibi bizim gördüğümüz çok tatlı bir bıdıkla birlikteydik. Azıcık bahsetmek ister misin babası? Beni görün beni görün dedi. Belki arada böyle yeniden görünmek ister. Bekliyoruz dört gözle gelsin babasının kucağına diye. Evet ekranlara çok meraklı şeylere bilgisayarla <laughs> oynamaya falan da merak. Daha 18 aylık ama Maşallah. hafiften aktivite var ama baya yani ara sıra radyoya falan göndermek lazım. Baya bir adapte oldu. En sevdiğim şey çocuk işçilerdir. Burada arada stajyerleri falan da yapıyorum. Ya da birilerinin misafir geldiğinde çocukları geldiğinde yapıyorum. Hmm, demek sen çocuk işçi kadrosundasın gel bakalım benimle çalışacaksın diye. <laughs> Ödemeni şeker ve çikolatayla yapacağız kabul ediyor musun diye. Bir afallıyorlar falan ama hoşlarına gidiyor. <laughs> en sevdiğim şey çocuklarla vakit geçirmek. Onların çünkü o e, içtenlikleri, candanlıkları, saflıkları bambaşka bir şey tabii. yani Ne istiyorlarsa Aynen. böyle o her şeyleri dillerinde seviyoruz. Çocuklarımız için de inşallah 2023, 2022 gibi bir yıl olmasın. Bak, hiçbir şey temenni etmiyorsam Bunu edebilirim herhalde. Evet. <laughs> senden 2022 izlenimlerini önce kendin için alayım Cemal Biraz Aha. seninle sohbet edelim. Kendinle ilgili neler söylersin? Sonrasında piyasalar ve dünya ile ilgili ülkemizle ilgili neler söylersin? 2022'ye nasıl bir karne verirsin? Tabii şimdi 2022 yılı gerçekten acı tatlı günler olarak geçti benim için açıkçası. Hayatın başlangıcı ve sonu olduğunu da görüyoruz. İşte aslında bir tarafta annemin kaybını yaşadık. 86 yaşındaydı işte kalça ameliyatından sonra kaybettik. Ama ben hep tabii sonsuzluğa inanan taraftayım. O yüzden her şeyi böyle birlikte olduğumuzu düşünüyorum. Öte yandan da oğlumun keyfini yaşıyorum. Ben 49 yaşında bir baba olanlardanım. O yüzden onun keyfini yaşıyoruz. Böyle aslında hayata bakıyorum. Hayat her şeye rağmen çok güzel, keyifli böyle işte enerji yüksek olan insanlarla birlikte hayat daha da güzel diye düşünüyorum. 2022'yi ben yine de şöyle değerlendiriyorum tabii ki dünya açısından zorluklar vardı yani biz mikro seviyede eğer bir taraflarımız ağrımıyorsa hep öyle derim ben evet. ee, biraz da insanlarla herhangi böyle bizi ruhen sıkacak şeyler yoksa ee, hayatta diyorum ya ölümler var doğumlar var bunların hep birlikte karşıladığımızı düşünüyorum o açıdan e, yine de e, güzel olarak değerlendiriyorum bütün zorluklarına rağmen. Ama dünyada gerçekten artık bu 90'lı yıllardan sonra, 94 diyeyim hatta, internet çağıyla birlikte acayip bir şekil değiştirdi ve nerede ne olsa duyuyoruz. İşte pandemi, evet. bilmiyorum sen de hissediyor musun? Ben hala zaman zaman böyle şey halüsinasyon görüyor gibi hissediyorum. Ateşli şeyde bu pandemi zamanı, covid etkisi midir? Yeni şeyler çıkıyor, eşim zorla götürüyor beni doktora bazen. Yani böyle gerçekten orada hala o etkisi devam ediyor pandemi. işte Çin'i evet. görüyorsun orada evet, da evet. E, kapatıyorlar açıyorlar daha yeni yeni açılıyor bu arada. E, o yüzden 2022 e, Ukrayna Rusya tabii e, hala yani bir de çok film seyrediyoruz geçmişlerde zorlu günleri gerçekten oradaki insanlarla empati kurduğumuz zaman e, düşün öyle arkadaşlarımız da var tanıdık e, işte eşimden dolayı vesaire e, orada şunu görüyorsun. Düşünsene biz normal işimizi yapıyoruz. Bir gün işte eşinizi, çocuğunuzu başka Polonya'ya götürüp Ukrayna'da orada artık bir anda beyaz yakalıyken bir anda savaşın içerisinde buluyorsunuz. O yüzden savaşın kötü yüzünü çok görmüyoruz şu anda biz dışarıdan sanki işte evet. Türkiye ortada şey iyi bir şeyler yapıyor gibi geliyor ama gerçekten orada bir savaş var. Ee, bu savaşın da acı yüzünü e, belki de, daha da göreceğiz ama Peki. bir taraftan da barış umudu olsun 2023. Bu çok klişe gibi geliyor ama bir de sağlık olsun. Evet, 2023 evet 2023'ü konuşacağız. 2022'yi konuşacağız. Sadiye hemen hızlı sözü bırakmak istiyorum. E, ardından radyoda reklamlar, dijital tarafta biz 2022 en son savaşta bırakmıştı Orada konuşmaya devam edeceğiz efendim Cemal Demirtaş ile birlikte. Dilerseniz bekliyoruz. Ee, şey, e, Sadie'ye gitmem gerektiği için Sponsordan sebep, o yüzden böldüm. Lütfen kaldığın yerden tabii. devam et Cemal. Tabii e, yani işte baktığımız zaman işte Rusya-Ukrayna bu senenin önemli konusu e, gerçekten. Orada dünya dengeleri e, değişti. İşte Çin bugünlerde görüyoruz Çin-Rusya yakınlaşması. E, orada Tayvan sorunu. Iı, Tayvan'la ilgili gelişmeler yani aslında bizim böyle 20 yıl önce hatırlıyorum yani 90'lı yıllarda şu hep globalizasyon konuşuluyorduk hı hı. şu anda böyle globalleşmeden bir lokalizasyona doğru bir kaçış var sanki kaçış demeyeyim de trendler var kutuplaşmalar var hı hı. E, bu da bizim e, demek ki hayatımızın bir döneminde tecrübe edeceğimiz bir dönem gibi tabi bu arada Türkiye'nin konumu ne olacak ee, bu sonuçta çünkü Türkiye'nin konumunu bırakalım dünyada artık işte işler sertleşmesi durumunda e, nükleer falan gibi konular gündeme geliyor. Gerçekten bunları böyle birazcık e, düşündüğün zaman ki ben işte askerlik o, yedek subay olarak yapmıştım Güneydoğu'da doğu tarafı doğuda daha doğrusu Tunceli bölgesi e, Sarıkamış oradaki de o, gerçekten insanın ister istemez o yıllarda bile soğuk yüzünü hissediyor savaş konuların. Bence ilk konu pandemi e, inşallah bitti gibi. Hı hı. Ama bu sene yine savaşın etkileri ki savaşın etkileri enerji piyasalarında da önemli hale geliyor. Bu kış nasıl geçecek diye korku vardı biliyorsun. Evet. Şimdilik çok sert geçmiyor ama hala önümüzdeki kaymış bir mevsim olayı var. Ocak, şubat, mart hep derler ya mart kapıdan baktırır, kazma kürek, kürek yaktırır. <laughs> o süreç var. Ama asıl bu Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Sayın Birol'un açıklamaları da hep o yönde. 2023'ün asıl kışı ne olacak? Bir de tabii ki Rusya-Ukrayna olayı ne olacak? E orada tansiyon bir taraftan yüksek ama bir taraftan da acaba görüşmeler olabilir mi? Umutları oluyor. E savaşta herkes güç kaybettikçe daha da sıkıntılı olabiliyor. Yani biraz bunlarla geçeceğiz sanki 2022'den 2023'e geçer enflasyon konusu belki buna bizde de geleceğiz. E belki konuşmalarımızın ilerleyen zamanında. Ama şöyle bir durum var. Bütün dünya pandemi sonra enflasyonla uğraşıyor. Hep ben ona bir canavar diyorum. Herkes de diyor ama mesela bizde hala biz enflasyonu böyle mücadele ediyor muyuz? Burası biraz muamma. Biz büyümeyi ön plana aldık mesela ülke olarak. Bütün politikalar da onu gösteriyor. Ama e, Batı'da ya da diğer ülkelerde baktığınız zaman herkes enflasyonu ön plana almış gibi. Hmm. Bu geçişte de ne nasıl bu yönetilecek e, bunu göreceğiz. Şu ana kadar ama farkındaysan borsa açısından falan da her şey evet, hep, kısmı... e, iyi tarafına gidiyor. Evet, evet, ama bu, bu sene geçiş. konu yine enflasyonla mücadele olacak. Ama burada somut mücadeleden bahsediyoruz. Yoksa işte hmm, fiyatları artırmayın e, baskısı dan ziyade sistemin gelişmesi lazım. Bunu da bir şey yapacağız. Yani bunların hepsi bakıyorum entia, jeopolitik konular, enflasyon yine sanki 2022'nin artçısı demeyeyim de ardından 2023 ki bizim için zaten çok önemli bir yıl. 100. Evet. yıl cumhuriyetimizin de seçim var. cidden şey heyecan dolu dönemler geçeceğiz. İnşallah her şey sağduyuyla geçer diye ummak gerekiyor ama yine de de çok cidden ciddi önemli konuları irdelemek zorunda kalacağız. Evet yani burada senin öne çıkardıkların arasında biz 2022'yi arkada bırakıyoruz ama. MTI'yi, jeopolitik gelişmeleri ve seçimi 2023'e taşıyoruz dedin. 2022'de de konuşuyoruz. Sana da bu doğrultuda sorular var ve yeri gelmişken o sırada bölmek istemedim. Bir kere daha başın sağ olsun, mekanın cennet olsun annecinin. Teşekkür ee, ederim evet. dostlar sağ olsun. Ve bunu da müthiş bir metanetle karşılıyorsun ki bu çok kıymetli insanın sevdikleriyle ilgili bu kadar metanetli olabilmesinin işte bize bir şeyler öğretmesi gerekiyor aslında. Enflasyonla mücadele ediyor muyuz acaba o akılda soru işareti dedin. Borsaya yansımasını bunu döndüğümüzde konuşalım. Ee, çünkü biraz tamam. şey bir durum var bunu yayında tekrarlayacağım zaten Cemal. Biraz böyle eller mersini biz tersini durumu vardı. Ee, herkes enflasyonu öncelerken biz büyümeyi önceledik. Para politikamız daha farklı. İşte herkes sıkılaşmaya giderken haliyle enflasyonu önceledikleri için biz gevşemeye doğru gidiyoruz. Ee, acaba seçim bir şeyleri değiştirir mi? Bunu merak ediyor izleyicilerimiz. Seçimden sonra farklı bir politika görür müyüzü? Merak ediyorlar. Sen ne düşünüyorsun? Burada bir politika değişikliği bekler misin? Yoksa zaten bir şekilde ki hatırlarsan ilk yayınlarımızda biraz eğlendiğim bir şeydi. Bak belki bir orta noktada buluşuruz. Onlar artıyorlar, biz indiriyoruz bir noktaya doğru geliriz diye. Gerçekten o noktaya doğru gidiyoruz bu arada. Geçti o iş. Bir daha faiz falan artmaz diyor musun? Yoksa sıkıştığımız noktada zaten gideceğimiz yer faiz artışı der misin? Nasıl görüyorsun poli politikasının 2023'te geleceğini? Tabii e, öncelikle şunu söyleyeyim tabii bu gerçekten çok cevaplı yani çok seçenekli bir e, soru. E, olacak gelişmelere göre e, değişebilir ama şunu böyle çok film gibi geriye sararsam çok hızlıca evet. 3 Eylül. 2021 tarihinde ilk Merkez Bankası Başkanı sinyali verdi. Hatta işte Alman Türk toplantısında öyle bir toplantıydı ve faiz indirimi sinyalini verdi. O zaman kur 8 TL'ydi, dolar TL. Şu anda ondan sonra faizler indi, 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 indi. Şu geldiğimiz noktada kur 18.60'larda ve bakarsak faizler de 9'a inmiş durumda. Şimdi bu ne yarattı? Bu artık böyle geçmişe bakmak genelde kolaydır. Ben hep öyle derim. Yani geçmişe bakarsınız. Şu ana kadar olan durumda biz büyümeyi öne almış gibi görünüyoruz. Ama bu büyüme enflasyonla birlikte de oldu. Yani biraz hormonlu ne yazık ki evet. ve bu da vücudu oluştur şey yapıyor, yoruyor. Ha, bu noktada şu geldiğimiz noktada şunu söyleyebilirim. Bu, ara, bu arada şu anda enflasyonun sevimli yüzünü yaşıyoruz. Çünkü vücuda sanki bir uyuşturucu etkisi gibi ilk önce vücudu çok kaldıran bir şey bir şey oluyor enflasyon. İşte karlar artıyor gibi görünüyor değil mi? Aslında evet. acaba nasıl? İşte işler iyi oluyor gibi oluyor. İşte pahalıktan bahsediyoruz ama işte arabamın değeri de şu kadar yükselmiş gibi bir konum içerisinde oluyor insanlar. Yani bir halüsinasyon ötesi diyeyim. Böyle bir ruh haline giriyorsunuz enflasyon. İşte canavarlığı buradan geliyor. Bütün dünya bunun tersini yaparken. Şimdi geldiğimiz noktada Neredeyiz? Kur sabitlenmeye başladı, farkındaysın. Ya ne oldu? İşte e, ihracatçılara bazı önlemler geldi. E, TL'ye getireceksiniz dendi. Bankalara regülasyon geldi. Faizler indi, menkul. Yani uzun lafın kısası, Kesinlikle. öyle bir no öyle bir noktadayız ki şu anda Enflasyonla bir artık ister istemez mücadele etmek durumundayız. İlk 9 ayda baz etkisi vardı. Bunu senle de daha önce belki konuşmuştuk. Hep yukarıya doğru giden bir artış vardı. Şimdi kur sabitleşti. Kur sabitleşince ihracatçının işi zor oluyor ama asgari ücreti diğer ücretleri artıyor. Yani marjların sıkışma dönemine giriyor. Yoksa ne güzel her şey yukarıya gitseydi sıkıntı olmazdı. Şimdi enflasyonun çıkmaması için de kurların aşağıda gitmesi gerekiyor. Seçimlere kadar da bu böyle gideceğini kabul edelim. Bu ne olacak? İster istemez marjları etkiliyor. Burada bizim şansımıza, yardımımıza iki şey koşabilir. Bir emtia fiyatları daha düşük gidebilir. Gerçekten de işte şu doğalgaz bulunan, doğalgazlar falan tabii uzun vadede etkileyecek ama enerji maliyetleri aşağı kalı şey yaparsa ve gerçekten alım gücü biraz tabii ki etkilenecektir genelde enflasyondan ve alım gücü belli bir noktada dengelenirse ve ihracat bize fayda sağlarsa e, bunlara ek olarak da biraz yurt dışından para gelirse ki bu varlık barışının bence bir etkisi olduğunu düşünüyorum son dönemdeki para girişinde. Yoksa bir yabancı direkt yatırımlar onlar da gelecek tabii ki ama şu anda böyle çok büyük yatırımdan ya da yabancı hisse yatırımcısından bahsetmek zor. Sonuca gelecek olursa seçimler e, öncesi hep şu konuşuldu, seçimlerden sonra her türlü şey olabilir. İşte hükümet değişebilir, kalabilir ama e, artık serbest piyasa koşullarında dönülmesi gerekir. Belli bir dengeye, yani enflasyon 85 olup faiz 10 olamaz dengesi. Nerede dengelenir bilmiyorum ama eğer enflasyon 20'ye inecekse faizler de 25'te olur. Bu bizim ideal e, şeyimiz. Buraya gider miyiz? Buraya belki daha önce daha yakındık. Şimdi biraz daha böyle artık e, derler ya silahlar çekildi gibi bir durum evet. oluşuyor. Buradan dönüş nedir? Gerçekten ben çok kestiremiyorum. Fakat her halükarda şunu görüyoruz. Biz faizlerin yıl sonuna doğru seçimlerden sonra hükümet mevcut hükümetle ya da değişimle daha yüksek seviyede olmasını bekleriz. Enflasyonda olağanüstü bir sürpriz olmasa. Çünkü bu işte... Pistonlar gibi. Bir yere bastırırsanız bir yerden çıkar. Evet. Şimdi kur e, belki senle de konuşuyorduk e, şey daha önce. Ben hisse senedini hep böyle acayip iyimserdim. Evet. Onun ana sebebi neydi biliyor musun? Esnek kur. Bunu da belki defalarca söylemişim. Bu gerçekten 2021 2001 yılının en önemli konusuydu benim için. Evet yayınlarımızda kayıtlara için. geri dönüp baksınlar yani borsaya Aynen, şeye geldiğimizde hatırlarsın. seninle bunu da konuşacağım yani. Evet. Aynen o esnek kur şu anda böyle sabitleniyor ya bu biraz bizde enerji birikimine yolu, yol alış açıyor. Çünkü enflasyonun sebeplerinden biri de kur artışı. Döndük o nedenle bu, bu sabit kalırsa. <gülüyor> Döndüm, <gülüyor> tamam. Oradan <laughs> devam edeceğiz. 92.8 Bloomberg KT Radyo'dasınız. Süheyla Yılmaz'la İşbaşı programındasınız. Sevgili Cemal Demirtaş ile birlikteyiz. Yılın son programını yapıyoruz kendisiyle. Cemal ile birlikte son programımız efendim. Ee, uzun zamandır biliyorsunuz ekranlarda yoktu. Ee, fakat yılı bitirirken pek tabii gelmek istedi. Kendisi bizi ağırlamak istedik. Ee, dolayısıyla böyle çok güzel bir şekilde son haftamızda ee, sağ olsun bize e, yer açtı programında ve ağırlıyoruz. Hisseleri konuşmaya başlayacağız. Borsaya doğru geliyoruz yavaştan. Siz de hisselerle ilgili sorularınızı yönlendirebilirsiniz. WhatsApp numaramız 536 266 81 81 536 266 81 81 WhatsApp'a yazılı bekliyoruz. Twitter ve YouTube'da yayındayız. Sırasıyla etbht radyo ve Bloomberg ET radyo kanalındayız. Canlı canlı izleyebiliyorsunuz bizi. Bendeniz vasıtasıyla efendim sevgili Cemal Demirtaş'a sorularınızı, yorumlarınızı yönlendirebiliyorsunuz. Siz radyoda Sadi ve ardından reklamları dinlerken biz dijital tarafta konuşmaya devam ettik. Acaba 2022'den 2023'e ne sarkacak, nasıl bir senaryo bizi bekliyor diye konuştuk. Cemal de dedi ki MTA jeopolitik gelişmeler ve seçimi dedi götüreceğiz. 2022'de konuştuk. 2023'te de dedi konularımız bu olacak. Bunu dedi konuşmaya devam edeceğiz. Enflasyonla ilgili önemli bir noktaya dikkat çekti kendisi. Ve dedi ki enflasyon şimdiye kadar bize tırnak içinde sevimli yüzünü gösterdi. Büyüme açısından baktı. Herkes enflasyonla mücadele ederken biz dedi büyümeyi önceledik. Haliyle dedi bunun bir takım sonuçları oldu dedi ve bunları sıraladı. E, ve 2023'te ne yaşayacağımızdan da bahsetti. Borsadaki yükselişe doğru geliyorduk ki bütün bir yıl boyunca efendim yayınlarımızı hatırlayanlar varsa kendisi hisselere daima güvendi ve ayrı ayrı hisselerle ilgili kendi takip ettiği hisselerle ilgili inanın güvenin devamı gelecek dedi ki 4000 seviyelerini ilk zikredenlerden biriydi 4500'ü de görebiliriz demişti her seferinde kendisine o şey geliyordu Aa, yok artık daha neler diye şu an efendim 5504'ten kapattı kendisiyle bunu da tabi konuşacağım burada da en büyük güvencem esnek kur demişti kurla ilgili sizde sorularınızı yönlendirdiniz ne olacak acaba dolar tl ile ilgili Beklentileri nedir dediniz ee, Bir denge kurdu orada da Yine sorular arasında e, Acaba biz para politikasında Terse döner miyiz Vardı Olması gereken faizde 25 enflasyonda %20 oranıdır. Enerji maliyeti aşağıda kalırsa sıcak para girişi ki varlık barışından bahsediyorum dedi ve düşük emtia ile devam edebilirsek işlerin yolunda gidebileceğine dikkat çekti eğer bu şartlar olursa diye. Peki özeti geçtikten sonra önce senden dolar tl ile ilgili seviye beklentileri var. Bunu sorayım sonrasında hemen borsa. Bu arada o kadar güzel özetledin ki yani özel senden ders almam gerek diye düşünüyorum bu şeyler konuşurken gerçekten çok güzel özetledin. Ee, konuştuklarımızı kısa, öz ve net bir şekilde teşekkür ederim. Tamam, teşekkür ee, ederim. Kurlar tarafında şöyle söyleyeyim şu anda real efektif kura falan çok bakar halde değiliz çünkü onlar zaten evet. en düşük seviyelerde bir taraftan TL bir, bir ucuz tarafı var bir bakış açısı. Ama bir taraftan da enflasyonu düşündüğümüzde, önümüzdeki dönemdeki trendleri de düşündüğümüzde acaba eğer işler enflasyonla mücadele, işte ödemeler denge, bunlar da sıkıntı çıkarsa acaba kurda bir patlama yaşanır mı korkusu var. Ama şunu söyleyeyim, biz Ocak şu aylarında yıl sonunu koyarken ilk etapta 15'leri koymuşuz, sonra 17'leri koymuşuz. Yılın tabii ki hep kaydırarak gidiyoruz ya, dolar TL için konuşuyoruz. Evet. Ondan sonra en son 19 küsürlerdeydik. Şu anda bu yılı 18.65'lerle kapatacağımızı düşünüyoruz. Önümüzdeki yıl rakamlarımıza bakıyorum 24, e, 24. olarak e, görüyoruz. Büyümeyi evet. biraz daha düşecek diye bakıyoruz açıkçası. Büyümenin Hı -hı. şey yapması. Burada parite önemli. E, şöyle, burada parite 0.95'lerdi. Bu bizim için kötüdür bu arada. Şu Hı -hı. anda 1.05'ler. Bu 1.15'ler bizim için daha ideal. Ee, i̇hracat açımsından, genel bizim ekonomik dengelerimiz açısından. Gerçekten orada 0.95'lere çıktıkça, indikçe özellikle hep aklının bir köşesinde de olsun hep ben evet. arkadaşlarıma da söylüyorum. O aşağı doğru indiği zaman rahatsız olunacak denge. Şu anda biraz orası normalize oluyor. 1.05'ler 0.97'den iyidir. Ama biz önümüzdeki yılda paritenin de 1.05'ler üzerine varsayım yapıyoruz. Yukarısı bizim için iyidir diye bakıyoruz. Şimdi kuru bu dengede e, hareket ettiriyoruz. Ama burada kur ilk e, yine 6 ayda biraz daha baskı altında kalabilir. Çünkü e, biraz önce de bahsettim. İhracatçılar evet. paranın bir miktarını gelip TL'ye dönüyor. Bunun gibi regülasyon, bankacılık sektörü regülasyonların etkisiyle birçok böyle e, nasıl diyeyim? el ayarıyla biraz bir baskı var. O nedenle de eğer bu seçimlere kadar bu durum böyle devam edebilir. Ondan sonra daha yüksek bir TL devalüasyonu söz konusu olabilir. O da faiz kararlarına göre olacaktır. Hı hı. Ama buradaki mesele e, cidden bu durdukça da enerji bir birikimi olacaktır. Çok sabit duran bir şey özellikle esnek kur ortamında beni tek e, rahatsız eden ana unsur oluyor. Çünkü o dengeleme olmazsa bir süre tabii enflasyona yardımcı olur ama öbür taraftan başka şeylerin semptomlarını, negatif taraflarını görebiliriz. Peki şimdi borsaya gelelim. Ne seviyeler bekliyorsun? Seviye bir şey demek mi yoksa hisse bazında mı değerlendirmeyi tercih edersin alta endekslerle? Nasıl görüyorsun? Böyle işte söylediklerinin çıkıyor olması nasıl bir duygu? Önce bizimle bunu paylaş. Bir taraftan Şöyle, da işte biraz erken küsmedi mi? Kendisi zaten bu kadar emindi. Borsaya küsmüş gibi davrandı diye çok, sözler de var izleyicilerimizden. Çok haklılar. Ne söylemek Öyle, istersin? Aynen o eleştiride de çok haklılar bence. Şöyle ister, istersen büyük resmi özetleyeyim. Lütfen. Ee, biz yılbaşından beri biraz önce söylediğim gibi ilk önce 3000 hedefleri koyduk. Sonra 4000, 4800 hı hı. ve o dönemde çok hayalcisiniz gibi bir hava oluşmuştu piyasada. Varsın olsun biz aşağıdan şirketlerden yukarıya giderek e, bakıyoruz. E, yani şirketlerden yukarıya doğru makrodan çok makroya bakıyoruz. Mikrodan makroya doğru giderek şirket değerleri oluşuyor. Ve bunun sonucunda ulaşıyor. <laughs> en son raporumuzda da 4800 hedefimiz koyduk. Fakat biraz önceki e, yorumla ilgili olarak da Eylül'den itibaren Bende bir kıpraşma başladı negatif yönde. Hmm. Ama rally devam etti. Bunun hep altını çizmekte yarar görüyorum. O dönemde sonuçta biz e, zamanlamayı yakalamamız mümkün değil. Ama şuna bakıyorum. Ben eğer e, 4800 hedef koyuyorsak e, ve buradan e, buralara çok yaklaşmaya başlamışsak 3500, 4000, hı hı. 4500 buralarda artık vites küçültme taraftarı. Bu tabi tamamen satmak gibi de anlaşılabiliyor. Vites küçültülmesi gerekiyordu. Fakat öyle bir hareketle karşı karşıya kaldık ki borsadaki rally devam etti. Şimdi bu noktada bakıyorsunuz yüzde yirmi, siz söylüyorsunuz yavaş yavaş vites indirin, buradan 30 daha gitmiş piyasa. Böyle de bir durum var. Hı. Ha burada iki şeyden bahsedeceğim. Birinci sevindiğim şeyi söyleyeyim. Gerçekten de inşallah bir kazayla sonuçlanmasında umuyorum bireysel yasarımcı ya da işte küçük yatırım ne dersek diyelim bunun profilinin benim yıllardır hayal ettiğim noktaya gidiyor olması. Sayı olarak. Yani bir hmm. milyon sanırım yeni hisse senedi sahibi ortaya çıkmış ki herkesin hayatında olmalı diye diyorum. Ben bunu böyle çok profesyonel hayattaki arkadaşlarıma da söylüyorum. Olmalı diyorum. Bu tarafı çok hoşuma giden tarafı. Gelelim diğer tarafına. Burada nerel, neler itti biraz daha erken diyebiliriz kimilerine göre e, şeyi dikkat çekme ya bundan sonra zor demenin ana sebebi biraz önce söyleyeyim Eylül'den itibaren esnek kurş hareketi. Hı hı. İki manipülasyonlarla karşı karşıya kaldık biliyorsun e, borsada iki gün gündem oldu daha sonra gündem olmadı bu mesela evet. benim için şeydi bankacılık hisselerinde yaşanan e, artı Eylülden sonra dördüncü çeyrekten itibaren de yavaş yavaş enflasyonun olumsuz tarafını göreceğiz be be beklentisi. Yani bunlar biraz böyle ağır vasıta gibidir. Nasıl Ocak ayında çok şeydik ya rahatlık ama herkes çok rahatsızdı. Şu anda da aynı hızla bireysel yatırımcıların aynı iştahla olmaması gerektiğini ama yine baştaki soruna cevap seçici olarak hisselerde daha iyi hisselerde defansif hisselerde kalmak. Yine iyi bir yöntem olacağını düşünüyorum. Hı hı. Biz çalışmamızı yapıyoruz bu arada. Hep 12 aylık hedef koyarız. 4800 hedefimizi Ocak ayı gibi şu anda çünkü şirketlerle konuşuyoruz. 2023 beklentilerini oluşturur. Ondan sonra netleşecektir. Ne kadar arttırırız? Tabii ki arttırma yönünde olacaktır ama atıyorum mesela bir Erdemir'de arttırmıyor olacağız. Bir BİM'de artırıyor olabiliriz. Ya yani bunlar böyle şirket bazlı olacaktır. O tarafa doğru gideceğiz. Burada şunu da bir ekleme yapayım. Lütfen. Bazı hisseler de şu eksikliği yaşadı sektör. Tabii ki insan kaynağı sıkıntısı da var. Gerçekten e, her şeyi çok iyi bilmeniz mümkün olmuyor. İşte enerji sektöründe kaçırdığımız hisseler oldu. Ya da bazı şirketler çok fazla yükseldi. İşte bunun bir tanesi örnek Sasa ki biz orada bir uyarı yaptık. E, bu giden piyasalarda uyarı yapmak da zorlaşıyor. Ancak çok iyi bildiğiniz alanlar mesela Erdemir diyorum ya hep mesela ben orada her dakika yapabilirim. Ama öte yandan başka bir şirketle ilgili zorlanabilirsiniz. Sasa da yine bize daha yakın bilebildiğimiz ama başka isteler var ki çok hızlı gitti. Enerji şirketlerinde işte Çan Termik Santral Odaş'ın bir şirketi. Evet. işte Kontrolmatik işte bilmem başka bir holding. Ya yani bu ortamda Gerçekten biz bildiğimiz alana bağlı kalmaya çalışıyoruz ama bu senenin yine bizim için endeksi de yukarıya çekenlerden iki ise mesela Hektaş ve Sasa. Bu da bizim endeks hedefimizde bizim kavracımızda olmadığı için onlar çok hızlı yükseldiler ve büyük yükselişler endekste etkili oldu. Yani toparlayacak olursam bizim de sindirme dönemimiz bu. Buradaki en zayıf nokta şu. Bizler için de bilmediğimiz taraflarda mesela enerji tarafındaki hızlı hareketler bu sene enerji şirketleri nefes aldı bu acaba ne olacak ee, burada evet, sana halep sorulanlardan biri de, olur. de o evet bir atak görür müyüz diye soruyorlar tıpkı enerji hisselerindeki gibi 2023'te hangi sektörden atak bekler acaba Cemal Bey diye sormuşlar şöyle e, bence güzel soru biz de gerçekten şu anda onun üzerinde çalışıyoruz. Şunu söyleyeyim. Bizim bu sene e, gözden kaçırdığımız demeyeyim ama e, çok daha fazla hareket edebilecek tarafımız enerji olabilirdi. Hmm. Enerji şimdilik devam ediyor gibi. Orada risk olarak şunu görüyorum. E, özellikle enerji tarafında regülasyon gelebilir mi? Çünkü bunlar regüle sektörler. Bankacılık da öyle. Mesela bu sene bankacılık e, çok iyi gitti, değil mi? Şey olarak baktığımızda karlık ama Evet. Enflasyon ortamında bu arada onu da söylemeyi unutup Enflasyon ortamında karlar ne kadar gerçek yine biraz önce sevimli tırnak içinde söyledin ya evet. yüzünün e, zor dönemi 2023 yılında olacak. Biz bu dönemde şimdilik biraz yine e, zaman zaman çok baskı oluyor ama ya baskı ya da diye eleştiriyor mesela perakendeyiz biz yine e, enflasyonist ortamda e, yarattıkları farklı yine ön plana alıyoruz. işte BİM, Migros gibi şirketleri. ihracat İhracat tarafında eskisi kadar kolay olmayacak hiçbir şirket için. Dördün çeyrekte görüyoruz önümüzdeki yılda. işte Şişe Cam ve Tofaş gibi şirketlerle ki Tofaş'ın özelinde biraz daha farklı stratejik konular var. Stellantis. Evet. E, sin yapılanması içerisinde Tofaş'ın yörünü göreceğiz. E, Coca-Cola o zaten global bir şirket olma durumunda. İşte dünkü haberleri görüyorsunuz Pakistan'daki operasyonların tamamını alıyorlar Anadolu Efes'ten bir şirket alıyorlar. bu tip şirketler başka aklıma gelen işte tav hava limanları mesela Türk hava Yollarını biraz daha biz kaçırdık diyebilirim hı hı. ön plana alabilir Çünkü gerçekten çok iyi iş çıkardılar ama biz daha biraz dedik ki risklere karşı daha az riski olan tavı tercih ettik tav biraz daha geri kaldı ama onlar da işler iyi gittikçe daha iyi noktaya doğru gidecek Aslında Ana şeylerimiz bu tarafta. Geçen yıl biraz daha baskı altında kalan şirketler telekom şirketleriydi. Kurlar sabitlemeye başladıkça yavaş yavaş da işte enflasyonun baz etkisi ortadan kalktıkça Türksel gibi şirketleri de. Yani şöyle bakıyorum şu anda bu bizim bu arada söyle değişmemiş hisselerimiz. Bunları tabii ki değerlendireceğiz ama bu aşamada neler var? Hepsinin özelliği sektörlerinde birinci ya da ikinci sektör şirketler. Evet. Hepsinin özelliği rekabet güçleri var. Hepsinin özelliği de enflasyonist ortamda artık bundan sonra e, talep tarafının çok daha az duyarlı olacağı. E, bazıları tabii ki faizlere duyarlı ama ihracat potansiyeli var. Yani yine biz aynı noktada gidiyoruz. Burada sürpriz ne olabilir diye düşünüyorum. Şuna bakıyoruz hemen listenin altında kalan şirketlere bakıyor olacağız biz. Yani bizim yaklaşımımız... Hangi şirketler daha yüksek, hangileri daha iyi gitmiş diye. Mesela e, elimde bir liste var. şimdi Acaba demir çelik gelebilir mi? Evet. Şu anda değil bu arada. Demir çelik çünkü, için bekleyin diyorsun. Bekleyin diyorum. Çünkü e, bu global resesyon hikayesinde ki mesela şişe de etkilenecektir, tofaş da etkilenecektir. Ama ilk önce büyük etki e, şeyde demir çelikte test ediyor olacağız. Önümüzdeki iki çeyrek biraz baskı altında kalacak. E şimdi bakıyorum. Otomotiv parçaları sektörü geçen yıl elimde şu anda şey listesi var. Hangi sektörler geride kalmış diye Aha. bakıyorum. E, yine işte otomotiv parçası, işte gıdanın bazı şirketleri mesela e, turizmde bile geride kalmış bazı sektörler. Gıda ayrışmış diyorsun yani. Doğru anladım yani, değil mi? Gıda gıda şey olmuş. Yani gıda da negatif gitmiş mesela evet. her şeye rağmen. Yani evet. bu da tabii e, genel dalgalanmalar açısından. Bizde tabii sektör ayrımı çok Yapmak zor. E, fakat burada resesyon olayı ihracatçı tarafı olsun bu bir kriter olacak. İç talep bu arada Türkiye'de bu yılı iyi kapattı. Çünkü faizde son silahı çektik bu arada. Yine hisse senedinde biraz daha temkinli olduğumuzu söylüyorum ya son Hı. dönemde. Bunun en büyük sebeplerinden faizler de %9'a indi. Bundan daha fazla inme yolu yok. Çıkma yolu var. Bir, bu bu bizim orada duracak. Burada iyi sürprizler, diyorum ya Türkiye'ye bir para girişi. Bu da seçimden önce çok beklememek gerekir. Varlık barışı dışında. Varlık barışı çünkü her an olabilen bir şey. Evet. Türkiye'ye para giriyor. Bazen soru işaretleri de yaratıyor. Ama toparlayacak olursam biraz böyle daha iyi seçim yapmak gereken bir dönem olacak. Biz bildiğimiz hisselerle ilgili konuşuyoruz ya. Geçen yıl en fazla şunu gördüm. Bizim bilmediğimiz taraftan çok şey oldu. Yani ya bir bakıyorsun şirketin değeri ya bu şirket bu kadar değer ederse bizim bildiğimiz şirket ne kadar eder diye böyle sıkıntılı dönemler yaşadık. Bu ne, neden söylüyorum bunu? Bu genel bir kalitenin de düşmemesi lazım sermaye piyasamızda. İşte halka arzlar oluyor. Güzel halka arzlar da geliyor ama çarpanlar falan havada uçuşuyor artık. Evet. Yani çarpan dediğimde değerleme çarpanları buna bizim adapte olmamız lazım ama piyasanın da yabancı yatırımcının az olduğu ortamda biraz kendine düzen vermesi gerekecek bunun altını çizeyim yani bu manipülasyonlar bunlar diyorum ya yaşadık Eylül ayında yani daha doğrusu SPK cezalar da verdi <laughs> ee, ama onun dışında kanunu bir tarafa gitmedi olay belki diyorum ya bir başka bir sıkıntı olmadığı için ama Mesela orada benim e, şeyimi bozan noktalardan birisi oldu Seyla bakışımı. Çünkü acayip şekilde hisse senedi olumlu bir yapıdayım. Ama bakıyorum bankalarda defter değerinin üzerine çıkmış çarpanları. Bir taraftan FK. Yani bu böyle e, gerçekten de e, değerlendirmesi gereken bir dönemdi. Bu ruh halinden de çıkmaya çalışıyorum. Çünkü <laughs> e, biz çünkü ekip olarak birçok şeyi karar veriyoruz. Tabii. Ama bu benim kafamdaki dolaşan soruları da cevap vermek lazım. Çünkü bir anda elinizdeki işte esnek kur ya şeyde şüphelere düştüğünüz zaman o risk primini artırıyor. Belki biz yanılıyoruz ama ne olursa olsun ben yeni yıla girerken sadece özellikle bireysel yatırımcılara şu 4 aydaki duruma bakıp da plan yapmamaları gerektiğini bu sürede hisseye gelip güzel bir tecrübe yaşadıklarsa bununla keyfini çıkarmalarını ama önümüzdeki 6 ay döneminde her zaman ters rüzgarlara karşı da daha temkinli olmaları gerektiğini e, söylemek isterim. Biz tabii ki her gün görüş değişebiliyor bu arada. Bir, bu işin zor tarafı o. Yani evet. her gün değişmiyor tabii ki ama bizim e, takip ederken de insanların o şekilde takip edin. Ne düşünüyorsunuz? Biz, biz ya da başka aracı kurup ya da başkalarını takip eden hep neden sorusunu sormalarını tavsiye ediyorum. Neden böyle düşünüyorsunuz? İkincisi de görüşünüz değişiyor mu? Mesela e, e, şimdi benle 9 ay işte 1 yıldır konuşmamış olsanız ya hala Erdemir'i çok beğeniyor musunuz dersiniz. Evet. Ama ben derim ki Erdemir yine çok iyi bir şirket fakat çok güzel bir dönemden daha zor bir döneme giriyor. Evet. Kojektöre olarak deyip aslında hep güncel kalmamız gereken bir şey. Hem heyecanı Peki. Hem de riskleri bu şekilde. Evet ve demir çelik için zaten söylediğin iki çeyrek. İki çeyrek bekleyin dedin. Peki giriyoruz efendim reklam arasına doğru. Ee, dijital taraftayız dilerseniz gelebilirsiniz. Orada hisselere başlayacağım. Süremiz az kaldı çünkü. Ee, YouTube'da Bloomberg HT radyo kanalındayız. Ee, şimdi... Ee, enerji sektörünü ayrıca konuştuk çok da güzel özetledin çok teşekkür ederim sana Cemal ee, atak yapacak sektör dediler ben şişe camla ilgili bir not düşmek isterim senin ayırdığın bir taraftaydı o da ee, Görkem Elverici ile CEO'suyla konuştuğumuzda geçtiğimiz günlerde efendim biliyorsunuz bir röportaj yaptım kendisiyle. E, Açıl Sezen'le de bir sohbeti vardı. E, Açılın çok güzel sunumları oluyor, bahsetmişimdir size ara sıra rica edin diyorum şeyde yayında. Pek de bir görsellik burada olmadığı için olmaz. E, ama herhangi bir konuyu üzerinde çok detaylı çalışıp böyle 10 dakika, 20 dakika içerisinde özetleyebiliyor. Siz ondan konu isteyin yeter ki grafiklerle ve görsellerle çok güzel anlatıyor. Nereden nereye gelmiş? Ya yani özetliyorsunuz ya efendim asıl açıla sormanız lazım onu öyle söyle. <laughs> Neyse uzatmayayım Görkem Elverici ile konuştuğumuzda pandemiden sonraki süreç ve şişe camın gittiği yer üzerine konuştuk kendisiyle. Çok basit bir şey söyledi. Yani bu şeyi de çok seviyorum biliyorsunuz. Bende bir Star Wars merakı var oradan doğrudan yakalıyor aile özet çıkarmam da daha kolay oluyor şunu anlattı dedi ki yani siz dedi pandemide bir şeyleri görüp de orada işte o kriz anında bir şeyleri yapmaya karar verdiyseniz geçmiş olsun dedi. Yani bunu da tedbirini önceden almanız gerekiyordu. Biz dedi bunu tedbirini çok önceden aldık. Şimdi de dedi ileriye doğru tedbir alıyoruz. Biliyorsunuz bu büyük buhranla ilgili başlığı çıkarmayı tercih etti arkadaşlarımız. Ne kadar büyük bir buhranın bizi beklediğiyle alakalı küresel çapta konuştu bu arada efendim. Onu da belirtmek gerekiyor. Bunu da şey benzetiyorum dedi. Star Wars jeneriğine benzetiyorum dedi. Oradan dedi yazılar akıyor ya dedi meteorla beraber dedi. Sen dedi orada iri iri hareketler yapmaya kalkarsan geçmiş olsun ikinci harekette gittin. Minik minik dedi hareket edeceksin. Çok dedi minik hareket ben. Minimal hareketler yapman gerekiyor dedi. Dümeni dedi oradan oraya kırarsan gitti dedi yani. Ve biz dedi o buhrana göre hazırlığımızı yaptık. Onu karşılamak için bekliyoruz dedi. Bunda efendim not düşmüş olayım. Buradan da diğer şirketlerin yöneticilerine selam gönderip özet geçmemi istediğiniz açıklamalarınız varsa deyip <laughs> sözü neyle bırakıyorum sana? Ereğli ile bırakıyorum haliyle. Ereğli dedik. Ereğli'yi soruyorlar. Nedir Ereğli ile ilgili yorumun? Tabii şimdi biraz önce söylediğim gibi 2021'in dördüncü çeyreği ve 2022'nin ilk çeyreği rekor Son başına karlılık olan çeyreklerdi. Yani 350 dolarlar, hı hı. 400 dolarlar. <laughs> bu ne demek dersen, ne ifade etmeli dersen. Evet. E, bu normalin çok üzerinde. Yani super cycle diyor dediğimiz, döngü dediğimiz rakamlardır. Acayip bu sürdürülebilir olmadığını düşünüyorduk hep. Bunun ortalaması 150'lerdir dolar. Şu anda... Biraz o 150 100 dolarların altına doğru gelmiş durumda. Yani bu durumu özetlemek açısından. Hı hı. Bu ne demektir? Arz-talep dengesinde arz azalıyor. Arz belli bir noktada gidiyor. Talep azalıyor. Ve ham madde maliyetleri belli bir noktada. Ama fiyatlar istenilen noktaların altında. Hı hı. Tabii Türkiye açısından şu da oldu. Bu pandemi sürecinden sonra bu Rusya-Ukrayna savaşında da Türkiye'ye de çok mal girdi. Evet. Bu arada bu sektörler zaman zaman korunması gereken sektörler. Velhasıl şu anda baskı devam ediyor. Hafif bir hareketlenme var. Yine orada da Şubat, Mart gibi daha iyi konuşabileceğiz. Ama şu an için görünüm önümüzdeki 6 ay önemli testten geçileceği. Hı hı. Buna göre bu arada şunun altını çizeyim. Biz dedik ki bizim piyasamızda acayip bir e, iyi hava var. Emin olun gitmeyen hissede bile aslında çok güçlü bir durum var. İyi dayanıyor buralarda Erdemir için söyleyeyim. Evet. Neden bunu söylüyorum? Global benzerliğine göre normalde normal koşullarda bu Türkiye'de biz hisse senedinde işte özellikle enflasyonda başka alternatif yok argümanı var ya. Bu evet. beni korkutan bir argümandır normalde. Bu ortamda Erdemir gibi şirketlere dahi ki iyi şirket ama biraz daha karlılığı düşeceğini düşündüğümüz şirketlerde ilgi oluştu. Peki. Bu biraz daha aşağı doğru gelecek diye düşünüyorum. Döndük Cemal. Peki. 92.8 Bloomberg ET Radyo'dasınız. Süheyla Yılmaz'la İşbaşı programındasınız. Cemal Demirtaş'la birlikteyiz. Bu yılın son programını yapıyoruz kendisiyle birlikte efendim. Salımızda bizimle birlikte oldu Cemal Demirtaş. Çok teşekkür ediyoruz. Ereğli ile başladık bile biz reklam arasında. Diğer sorularla sizlerin gönderdiği sırayla devam ediyorum. Az vaktimiz var. Senin de iznini hızlı hızlı ilerlemek istiyorum Cemal. Görüşlerini merak ediyorum. Ay yeni sormuşlar sana. Hayal enerji ara şirketler açısından açıkçası en az bildiğimiz hı hı. şirketlerden bir tanesi. Çok büyük yorum yapmayayım. Ama son dönemde e, gördüğüm e, bütün enerji şirketlerine gördüğümüz gibi orada da genel bir ilgi gördüm. Hı hı. Ama biraz daha detaylı bakmamız lazım o tarafa. Biraz daha detaylı bakmak gerekir dedin. Türk Hava Yolları bedelsiz sermaye artırımı yapabilir mi diye sormuş Gökhan Bey. Şimdi yapabilir yani bu o sermaye bizim piyasamızda işte bedelsiz e, sermaye artırımlarına çok ilgi var. Ben hep bunu teknik olarak sadece psikolojik etkisi olduğunu düşünüyorum. Mesela işte koza altında yüzde <laughs> iki binlik bir şey var. Bu ekmeği dilimli satmak gibi bir şey. aslında aynı ekmek. <laughs> evet. E, bütün dünya literatüründe dedi de böyledir. Ama bir ilgi Oluşuyor ama tabii Türk Hava Yolları'nda yaparlar mı bilemiyorum o her zaman o potansiyel olabilir biraz daha yine orada da işte elindeki rezervlere falan bakmamız gerekir çünkü bu yıl cidden iyi bir kar ettiler hı hı. burada tabii şirket personellerinin hepsinin de katkısı büyük ama böyle bir olasılık var mı var ama bir bilgimiz var mı derseniz yok. Peki. Güray Bey, Güray Güven çok teşekkür ederim efendim. Çok güzel şeyler yazmışsınız. Sağ olun eksik olmayın. İlginize masar olabiliyorsak ne mutlu bize diyelim. Ee, Enka'yı sormuşlar sana. Enka listen, Enka mi? Enka'da şöyle söyleyeyim. Enka yine enerji tarafında kabul edilebilir kısmen. <laughs> Ama o doğal gaz tarafı ihtiyaca göre daha çok hareket ediyor. Ama ana işi taahhüt işi. Burada da... Türkiye içinde değil yurt dışında e, operasyonları olan bir şirket. E, ayrıca Rusya'da operasyonları var. Aha. Rusya'da e, işleri var. O Rusya'daki işleri e, çok kötü olmadı e, Beklendiği kadar Çünkü Şubat'ta daha belirsizlik vardı genel anlamda iyi yönetilen bir şirket olarak değerlendiriyorum ama şu anda ucuz bölgesinde olduğunu düşünmüyorum. Ucuz bölgesinde değil dedim. Peki Alarko'yu holdingde mi kabul ediyorsun, enerjide mi kabul ediyorsun Cemal? Sana önce onu sorayım. Holdingde geçer de senin için enerjide mi, holdingde mi? Nasıl algılıyorsun Alarko'yu? Holding algılamakla birlikte enerji ağırlıklı bir holding. Yani enerjiye daha sanki son dönemde şey yaptı, kaydı. Şirket aslında kendini çok iyi iletişimini çok iyi yaptı bu arada. Biz orada da bazen rapor yazamadığımız, full kavurucu alamadığımız hisseler oluyor. Yani bizim için kavurucu, kavurucu dediğim şey e, söyle, iğneden ipliği, her şeyini çok iyi yapıp evet. e, bakıp değer oluşturmak. biraz oradan e, kaynaktan dolayı dediğim gibi zaman zaman hayıflanabiliyor. Ya şu şirketi de full hedef koysaydık yok e, dediğimiz şirketlerden birisi olmuştur. Şimdi önümüzdeki yıl devam ediyor mu? Bir şirketle e, yine görüşmek gerekecek. yönleri ne yönde? Benim orada tabii ki şirketlerin de öngöremeyeceği regülasyon tarafının riskini ben hep görüyorum. Ama e, iyi yönde gitmeye devam edecekti. Bu yıl cidden hem iyi gitti hem de hisse performansına yansıdı. Hı hı. Daha devamı için bu yıl enerji sektöründe talep tarafı nasıl olacak? Dışında genel regülasyon Peki. tarafı kafama takılıyor ama Genel olarak beğendiğimizi söyleyebilirim. Pozitif görüş verebilirim. Evet beğeniyorum bir tarafa koydum dedim, Pozitif görüş veriyorum dedim. Peki Odaş. Odaş aslında çok iyi şeyler yaptılar. Bu arada onu söyleyeyim. Ama şöyle bir şey var. Odaş'ın içerisinde çan termik santrali var. <laughs> Cante dediğimiz. Evet. Şimdi bu şirketin çarpanlarına bakarsanız şeyden daha yüksek Odaş'tan. Yani düşünün bir şirketin %76'e sahibisiniz. Cantar Santral 2,5 milyar dolar gibi bir rakamdı. Şimdi Odaş'ınkini tam hatırlamıyorum 600 mü 800 mü çok hızlı hareketler etti. Hı hı. Ee, şimdi o Cante'ye baktığınız hareketleri çok insanın hoşuna gitmiyor tek başına baktığımızda. Ama Odaş'ın içindeki şirket, Odaş'ı eğer o Cante'ye bakarsanız da Cantar'a göre Odaş iyi noktada görünüyor. Yani çok böyle uçmuş çok pahalı noktada görünmüyor. <laughs> onu söyleyeyim. Burada da yine çok iyi bir yıl geçildi. Ee, köşede kalmış bir hisse olarak değil, ama e, mesela 3-5 ay önce biz daha eğimserdik orada, Çantarmayı gördük, performansını gördük, şey gördük, daha hızlı hareket etti. Bütün piyasada biraz temkinli olmaktan bahsettim ya biraz önce? Evet. O da içinde geçerli. Ama hareketi bassız değil onu söyleyeyim. Yani biraz çan termik hareketi rahatsız ediyor dediğim gibi iştiraktaki çok yüksek hareket. Ama orada da iyi noktalara gitme potansiyeli olduğunu zorla başa baraj, şey, e, mücadele ettiğini gördü. Sadece biraz yine böyle izleyip görme havasındayız. Biraz daha bilgi biriktikçe orada daha net bir şeyler söylerim. Peki. Şimdi e, BİM'i zaten Migros'la birlikte farklı bir yere koyduğunu söylemiştin. Fakat e, hedef sormuşlar. BİM'le ilgili hedef söyleyebilir misin Cemal? Söylenmişsin yani daha doğrusu. E, yani şu noktada bir değerlendirmeden geçiriyoruz. Bizim hedefimiz 190 TL'lik bir hedefimiz var. Hı hı. Ama bu daha da yukarıda da olabilir. Şey için e, Migros'a bakıyorum. Migros içinde 160 lık bir hedefimiz var. E, şu anda BİM ve özelinde ya da işte mikros özelinde hep böyle gündeme geliyor ya söyle ya yani evet. böyle hep enflasyon konusu gelince halbuki hep bunu söylüyorum enflasyonun düşük olması eğer zincir marketler olmasın Türkiye'de enflasyon çok daha yüksek olur ki bu dünyada da bu arada yeni bulunmuş bir şey değil dünyada evet. da olan bir nokta evet. o yüzden e, ben şunu düşünüyorum şu anda yine verimlilikten dolayı bu zincir marketlerinin öne açık olarak görüyorum enflasyonu disipline etmek açısından da Türkiye'de çünkü problemler tedarik zincirinde de olabiliyor. Ama bu bir de bir ara ceza gelir mi korkusu var. Bunlar da geçti diye düşünüyorum. <laughs> Tabii ki asgari ücretin etkilerini şunları göreceğiz. Ama şu anda bir resim çizdim ya bir önce evet. daha düşük vites ortamında yine sanki ağırlık perakende şirketlerine kalmakta diye düşünüyorum. Peki eee Trabzon Limanı sormuşlar. Trabzon Liman var mı? İnceliyor musun? Peki. Ne yazık ki. Ne yazık ki. Peki çok enerji gelmiş sen buradayken enerjiyle ilgili var sorular. Enerji sayı sormuşlar sana. Şimdi enerji satı, bu sene geride kalanlardan bir tanesi mesela biraz daha. Bir de onda yine diyorum ya orada da analiz eksikliği var. E, şirket çok iyi anlaşılamıyor. Ama e, yine bu sene bizim enerji şirketler arasında bakmayı tercih edeceğimiz şirketlerden bir tanesi. Yani mesela işte bir aksa enerji <laughs> e, bizim için daha ön planda oluyor yine orada da hedef değerimiz olmamakla birlikte daha anlayabiliyoruz ama enerjisi tarafında e, zorlanıyoruz anlamakta zaman zaman <laughs> belki önümüzdeki ama bir de dediğim gibi isteden isteye performans çok değişiyor ama sanki enerji şirketler arasında aşağıda kalmış bir şirket o yüzden de biraz nedenleri irdelenip acaba potansiyeli olabilir mi diye bakacağımız bir şirket konumunda. Yani önümüzdeki yıl biz onu inceleriz diyorsun özetle. Ben öyle anlıyorum. Evet, ben evet. Yani evet. neden düşük kaldığına bakarız, bunları da açıklarız diyorsun. Peki aksayla ile kıyasladın diye düşünüyorum bu arada. Var mı Aksay'a ekleyeceğim bir şey var mı? Şöyle o da çok sonra. yine çok gerçekten orada da iletişimi şirket yaptı. Hı hı. Anlattılar. Hem yurt dışında özellikle Afrika'da ciddi projeleri var. Hı hı. Türkiye'de ee, doğalgaz tarafı küçülse de genel anlamda e, iyi şeyler yaptılar. E Tabii biz bunu böyle kaçırdık dediğimiz hisselerden bir tanesidir. E, ama baktığımda sanki orada yine şirket perspektifinde baktığınızda orada da sanki hedefler yüksek gibi görünüyor. Ama şu, dediğim gibi biz tamamen şey yorum yapabilmemiz için bayağı bir irdelememiz gerekir. O da yine 2000 23 yılında bu performansın üzerine acaba devam edecek mi dediğimiz şirkete Artık kendine ispat etmiş. Alarko da öyle. Hı hı. O yüzden enerji sektörünün riskleri dediğim gibi kar ediyorlar ya da şu oluyordur diyeceğimiz durumlarda Regülasyonlar önemli oluyor. Ama regülasyonlar olsa bile bu arada altını çizeyim. Enerji sektöründe aksa enerji en az etkileneceklerdendir. Çünkü karının büyük bir kısmı yurt dışından geliyor. Hı hı. Bu, bu şekilde... Şey yapabiliriz. Ama bunlar böyle enerji sektöründe düşünülecek e, bu trend devam ederse e, akla Peki. gelecek hisseler olacak. Peki şimdi e, tek bir sektör istiyorlar senden 2023 için bir sektör vermedi efendim e, kendi e, ayırdıklarını kenara ayırdıklarını e, açıkladı Cemal aslında Coca Cola'yı tavı saydı Türk Hava Yolları'nı saydı Migros'u BİM'i saydı şişe cam ve tofaşı saydı. E, fakat sizden sorular hep enerji ile ilgili geldiği için enerji sorularını yönlendirdim hisselerini kendisi bunun üzerine yorumluyor. E, ben yine de sana bırakayım yorumu o noktada Cemal. Bize gerçekten bir sektör söyler misin yoksa demin bahsettiğin gibi mi? Parçaladın mı yani sektörler açısından? Şurada hep biraz önce işte hedef fiyatlarımızı belirliyoruz diye bahsettim ya işte 4.800 hedefimiz şu anda onun üzerine çıktı. Burada böyle biraz e, şimdi ne de debeleniyoruz dediğim diyeyim yani sektör konusunda da ama şunu söyleyeyim bir kere perakendi her koşulda ol, olabilir Burada sıkıntım yok çünkü her koşula karşı geçmişteki şeylere göre bunu söyleyebilirim İhracatçılarda yine şey yapılabilir e, olabilir şu olabilir. Temkinli bakıyoruz ama hikayesi olan mesela Tofaş gibi ihracatçı olanlar. %50 evet. Türkiye %50 yurt dışı işte şişe cam gibileri düşünürüz. Mesela telekom bu sene biraz daha iyi olabilir mesela onu söyleyeyim. Geçen yıl çünkü enflasyonun çok yüksek olduğu ortamda fiyatlar çok az kaldı. Çünkü 12, yıllı, 12 aylık 24 aylık kontratlar vardı. Bu yıl onlar için biraz daha değerlemelerini bulurlar. Ama hmm. bütün piyasada şunu görüyorum. Söyle, yabancı yatırımcı ilgisinin gelmesi vakit alacak diye hı. düşünüyorum. Yerli tarafta da sadece enflasyon bunu hep altını çiziyorum. Enflasyon yüksek başka seçenek yok argümanı aslında hepimiz yapıyoruz ama korkunç bir argüman aslında bizler için. Hı hı. Çünkü düşünsenize enflasyondan şey buluyoruz. Medet ummak gibi bir durum. O yüzden bunun gerçekliğinin farkında varıp katma değer yaratan sektör şeyler olsun. Dediğim gibi geçen yıl biz mesela enerji bir anda dönüş yaptı. Orada regülasyonların etkisi oldu. Bir hmm. anda enerji ihtiyacı olduğu için ona göre fiyatlar yukarı çıktı. Evet. Bu yıl nerede oluşacak? Hangileri daha rekabetçi? Ben burada sektör dediğim gibi perakende ya da işte telekom bu, bu yıl biraz daha dayanıklı olur. İhracatçı şirketlerde belli bir hareket hmm. olur diye bakıyorum. Mesela Gayri Bekul Yatırım Ortaklıkları falan çok iskontoluydu. Onlar da Net aktif değerine göre yukarıya geldi. Yani biraz böyle dediğim gibi defansif evet. e, tarafta kalma tercihindeyiz şimdilik önümüzdeki 3 ay içerisinde bir yayın yaparsak orada sana evet. çok daha net konuşurum. Evet efendim. Cemal Demirtaş'a çok teşekkür ediyorum. Yılın son yayınlarından, bu haftaki son yayınlarından birini kendisiyle gerçekleştirdik. Radyoda gidiyoruz. Dijitalde 1 iki dakika daha rica edeceğim sorularınızı yönlendirmek için. YouTube'da Bloomberg HT Radyo kanalındayız. Dilerseniz gelebilirsiniz. Gününüz çok güzel geçsin. Çok bereketli ve verimli bir gün olsun inşallah. Ee, burada o zaman şöyle çok tutmayayım seni. Orada bekleyen bir küçük prens var çünkü. Ee, hızlı hızlı rica edeyim senden. Esen bu sormuşlar. Varsa Hedef ee, Tamam. Bir şey yapacağız. Onda bir bu arada o şirketi bir ziyaret edeceğiz. Onlar üç tane şirket. Natural Enerji, hı hı. Esenboğa bua. Onları bir bakmamız gerekecek orada hisse geri alımları var. Hı hı. Yani. İlk etapta böyle çok böyle anladığımız bir durumda değildi ama oranın biraz daha yönetimini falan dinleyip biraz daha anlayarak konuşmamız gerekecek orada. Ama bir ziyaret edeceğimiz şirketlerden bir tanesi. Yani önümüzdeki yıl biz onları ziyaret edeceğiz ve bir bakacağız diyorsun Esenboğa grubu için. Yakın olacak. zamanda aynen yakın zamanda bir şirketi anlamak istiyoruz. Hı hı. En azından dediğim gibi yorum yaparken anlayarak bir yorum yapıp. Bazen çünkü hisse hareketlerinden ya da şeyden yanlış yorumlar yapmamaya gayret evet. ediyoruz. Ee, biraz şirketi tanıdıktan sonra size daha doyurucu bir şeyler söylerim. Peki. Ee, sana sorduklarından bir de Galata Wind'i sormuşlar sana. Galata Wind'i takip ediyor musun Cevay? Evet Galata Wind bizim yine enerji sektöründe tercih ettiğimiz doğan holding şirketlerinden bir tanesi. Hı hı. Ee, Galata Wind de tabii son dönemde o da iyi performans gösterdi. Ve özellikle yenilenebilir enerji tarafı önümüzdeki dönemde de revaçta, önümüzdeki dönemde de büyüme <laughs> hedefleri var. <laughs> Ayrıca dördüncü çeyrekte de yine iyi olacaktır. Ee, orada Orası da yine hedef fiyatımız olmamakla birlikte daha çok pozitif işte aksa enerji diyoruz ya, işte alarko diyoruz, işte Galata Wind diyoruz. Bunlar daha şey tarafta pozitif eğilimimiz olan şirketler yani tema olarak söyleyeyim. Ama tabii ki yenilenebilir enerji burada daha ağırlıklı Hı -hı. diğerlerine göre. E, o yüzden Galata Wind'sle ilginin biz devam edeceğini düşünürüz. Ekstra bir regülasyon gelmezse orada da zaman zaman limitasyonlar oluyor biliyorsun. Evet. Cap koyuluyor, fiyat cap'leri koyuluyor, şeyleri limitleri. Evet. E, buna göre şekillenecektir ama e, genel anlamda e, pozitif bakışımız olan bir şirket. Peki tüpraşı sormuşlar sana. Tüpraş ve pet kim aslında arka arkaya? Petkim tarafında biz biraz daha orada emtialardan bahsediyoruz ya baskı altında kalabilir. Hı -hı. Operasyonları olarak dördün çeyrek çeyrekte baskı altında olacaktır. Onu biraz Erdemir'deki hikayeye benzetiyorum. Ee, biraz daha baskı altında kalabilecek bir durum var. Resesyon etkileri, e, işte petrokimya sektöründeki durum ee, biraz daha orada negatif görüşümüz var diye söyleyebilirim. Tüpraş şimdi biz yine tabii orada da rafineri marjlarının trendi önemli. Dördüncü çeyrek düşük bir çeyrek. Orada acaba global resesyon marjları daha etkiler mi şeyi var. Hı hı. Ama bir biraz daha e, demir çelik ya da petrokimyaya göre Tüpraş'ı biraz daha avantajlı görüyoruz. Evet. Yani risklere karşı hep dedik ya resesyon riski ya da yavaşlık riski. Bunu hangisi daha kolay atlatılabilir? Hı hı. Üçüne göre e, biraz daha sanki Tüpraş'ı e, şeye avantajlı görüyoruz. Burada şunu bir de söyleyeyim birçok hissede şey yaşıyoruz şu anda e, denge fiyat dengesi yani çok mu yükseldi az mı işte fiyat kazanç çarpanları bunların şeylerini yaşadığımız bir, bir dönem. E, yoksa bu, bu bazı şirketler özellikle ufak şirketlerde acayip değerlemeler var öyle söyleyeyim yani bazen bu şirket yani bu büyük şirketlere göre inanılmaz boyundan büyük değerleri var. Öyle söyleyeyim. bunu Anladım. çok iyi ayırt etmek gerekir. <laughs> Ama Tüpraş bu üç özelinde sıralama olacağı yapacak olsa Aha. Tüpraş Ereğli petkim diye şey yaparım. Şimdilik eee Ereğli tarafı ve Petkim tarafına biraz daha e, yandan bakar. Evet. Tüpraş'ta da yine emtia olduğu için temkinli olmakla birlikte illa bir tercih yapmak istesem Tüpraşı tercih ederim. Peki, Dardanel'i sormuşlar sana. Dardanel'i takip ediyordun diye hatırlıyorum. Ya daha önceden takip ettiğimiz bir şirket sermaye artırımları yaptı o süreçte. Hı hı. Ya açıkçası yani biz, e, biz hareketleri takip etmekte zorlanıyoruz. Yoksa o zaman düşündüğümüz zaman da iyi e, bir noktadaydı sermaye. Ama, ama bakıyoruz iki çeyrek sonra sermayede artırılan para bir şekilde erimiş. Hı hı. Bu tip şeyler bizi şirketlere bakarken biraz daha temkinli yaklaşmaya içiyor O yüzden e, anlayamadığımız şirketler ya da hisse e, hareketlerini ya da işte bilanço hareketlerini biraz böyle kafamızda anlayamaz şekilde yorumlamaya başladım biraz uzak duruyoruz. E, şimdilik açıkçası biraz daha uzakta durduğumuz bir hisse gibi değerlendirebiliriz. Eminim iyi şeyler yapıyor ama biz anlayamadığımız ya da şüpheye düştüğümüz noktada biraz daha böyle. E, daha iyi bildiğimiz alana yönelmeyi tercih ediyoruz. Peki yayla gıdayı sormuşlar sana yaylayı takip ediyor musun? Yayla gıda işte o şirketi de halka arzından sonra tanıma fırsatımız oldu. Şu anda değerlemesine çok vakıf değilim ne kadar bir değerlemesi Peki. var. Ama o da böyle bir şeyler yaptılar bir bakıp yani o halka arzından sonra söylediklerini ne yönde gerçekleştiriyor ona göre şey yapabiliriz değerlendirme yapabiliriz. Mavi sormuşlar sana mavi takip ediyor musun Cemal? Evet mavi bizim tema olarak ve kalite olarak en beğendiğimiz şirketlerden bir tanesidir taktiksel olarak düşündüğümüzde gerçekten pandemi sürecini de çok iyi yönettiler yönetim kurulunda işte bağımsız üyeleri vesaire gerçekten şirket yönetişim ilkeleri açısından iyi örneklerden bir tanesi o yüzden hep olumlu bak bakabileceğimiz bir şirket. Yine orada da acaba ucuz noktada mı? Normalde mesela aylar önce 200 milyon dolarlardı. Gerçekten sudan ucuzdu o şirket. Şu anda piyasa değer kazandıkça böyle değerlerde şey yapıyor, yükseliyor. Ama şunu söyleyeyim, Türkiye'de biz şirket düşünün. Hem yerli hem yabancı yatırımcı açısından her zaman güvenilecek o şirketlerden bir tanesi Mavi'dir. Mavi, peki. E, Bioen'i sormuşlar sana, var mı Bioen? Şimdi BOE'nin de bizim de biraz dikkatimizi çekti. Onlar işte bu enerji, alternatif enerji kaynakları ile ilgili bir şeyleri var. Şu anda rakamlarına bakarsak yani yine dediğim gibi orada da ziyaret edip şirketin gelecek öngörülerini görmemiz lazım. Acayip çarpanlarla, yüksek çarpanlarla. Ama böyle şirketlerde bazen bilmediğiniz bir durum olabiliyor. Yani bu şirket ilk 6 ayda 10 lira kazanmıştır. Mesela daha sonra 30 lira, 40 lira kazanacaktır. Değil mi? Onu, evet. 10 liraya göre değer verisinde çok pahalı şu anda. Biz 10 lira tarafını görüyoruz. Örnek veriyorum tamamen. Onu biraz daha yine dediğim gibi biraz bakmamız lazım. Enteresan bir sektör. Ee, ama şu anda sanki böyle çok ucuz noktada mı e, söyleyecek şeyde değiliz. İlk bakışta ama bana ilk bakışta da sorsan geleceğini çok iyi bilmediğim için mevcut durumuyla olağanüstü yüksek çarpanlarda derim. Ama bunu tek başına söylersem de haksızlık ederim. Çünkü bazı şirketler değişim dönemindedir. Bunu da yine e, biraz daha ilerledikten sonra ifade edebilirim. Peki seni çok tuttum. Son 3 hisseyi soruyorum sana o zaman. Fonet. Hiçbir bilgim yok açıkçası. Tamam foneti geçtik öyleyse. E, sorulmayan hisselerden biri Borusan yatırım. Var mı Borusan? Şöyle yani Borusan grup olarak iyi bir gruptur. O da son dönemde yani çok böyle giden hisselerden bir tanesi. Ama onun ötesi yani şey de böyle köşede kalmış ama daha sonra yükselen hisselerden bir tanesiydi ama mevcut durumuyla ilgili açıkçası bir yorumum yok. Peki Tezol'u sormuşlar. Tezol var mı? Tezol yine o da şey şirketler halk arzından sonra gördüğüm şirketlerden bir tanesi. Ama ne kadar o şey durumda onu da kestiremiyorum şu anda. Yani biraz daha önümüzdeki günlerde bakmamız gereken şirketlerden bir tanesi. Ama tema olarak hatırladığım için ki o halka arz sunumlarına katılmanın faydası, yani onlar e, iyi şeyler yapan bir e, şirket. Tabii ki bu perakende sektörüne bağlı onların da işleri, hı hı. oradaki trendlere bağlı e, olarak e, değerlendiriyorum. Acaba orada nasıl bir hedefleri var? E, ona göre daha net bir görüş e, söyleyebilirim. Peki o zaman. Kozal ve Ülker diyeyim arka arkaya sonrasında gidelim. Şimdi Kozal'da çok ciddi hareketler var. İşte zaman zaman işte e, satılabilir mi ki kayyum atandı biliyorsun evet. orada yıllardır. O tip şeyler, beklentiler işte e, yakın zamanda yüzde iki binlik bir e, sermaye artırımı var bedensiz. Bunlar hisseyi tetikliyor. Ama tabii ki bu çok sert hareketler e, kafaları da karıştırabiliyor ama ben Normal şartlarda Kozal gibi bir şirketin ortağı olmak isterim. Ama kayyumlu bir olayı olan bir hissede biz çok fazla açıkçası fazla ileri gidip yorum yapamıyorduk. Rezervler konusunda da iyi şeyleri var. Ama şu an için yine hep diyorum hep geliyor. Kaliteli bir aset. Ortaklık problemleri var. E, davalar devam ediyordu. Bazıları sonuçlandı. Belki onun netliğiyle acaba satılır mı? Beklentileri de oluşabiliyor. Ben çok olasılı görmüyorum. E bedelsiz onun için yükseldiyse de biraz şeydir. Ben açıkçası bu bedelsize de olumlu tepki verebilir. Ama e, yine çok böyle ucuz kategoride şu açamada söyleyemiyorum. Yine irdelemek gerekir. Ülker tarafı, ülker tarafında güzel bir gelişme şu oldu. Aylar yıllar sonra Yıldız Holding'in biraz daha şeye çıktığı gördük. Yani işte bize anlattılar analiz toplantıları oldu. İleriye dönük borçluklarını art, azalttıklarını gördük. Çünkü biraz kapalı kutu şeklindeydi. O biraz bizim ile ilgili de biraz daha biraz pozitif demeyeyim ama negatifliğin kalktığını e, işaret ediyor. Yoksa ülker 3 milyar dolarlık şirket 300 milyon dolara indi. Şimdi de 600 milyon dolar. Yani şeyi dramatik düşüşü en fazla düşenlerden birisiydi. Ülkere böyle nasıl diyeyim size e, böyle uzak durun demiyoruz artık. Onu söyleyeyim. Eskiden Peki. uzak durun diyorduk. Peki çok teşekkür ediyorum sana Cemal. Yasemin sen alalım yavaştan gönderelim Cemal Demirtaş'ı. Ee, hisseleri sayayım efendim size neleri konuştuk hangilerini yorumladı daha doğrusu yönlendirdim bazılarını yorumladı bazılarını bir kenarda bıraktı ee, Tüpraş Petkim'i konuştuk Yayla Gıda'yı konuştuk Tezol Dardanel e, Borusan Yatırım Ereğli'yi konuştuk. Ayen, Galata Wind, Enerjisa, Trabzon Liman, Odaş, Kozal, Esenboğa, Bioen, Ülker, Aksa, Türk Hava Yolları, Demirçelik sektörünü ve enerji sektörünü ayrıca konuştuk. Geniş bahsetti buradan e, ee, otomotiv parçaları, gıdayı, Coca-Cola, Tav, Türk Hava Yolları, Migras, BİM, Şişe Tofaş ve Telekom sektöründen bahsetti. Fonet, Enka ve Alarko yine zikredilen hisseler arasında. Mavi'yi de unutmamak gerekiyor. Ee, çok teşekkür ediyorum sana. Muhteşem bir yıl olsun 2023. İnşallah Yıllar hep sonra denildi. geriye dönüp baktığında ne kadar güzeldi diyeceğin yıllardan bir tanesi olsun diyelim hem seri için hem ailen için hem de grubunuz için bütün ata grubuna buradan sevgilerimizi gönderiyoruz güzel verimli teşekkür bir yıl olsun inşallah diyelim sizlere de teşekkür ederim efendim katılımınız için ellerine sağlık Yasemin gidiyoruz gitmeden var mı son bir söz Ben de çok güzel bir yıl diliyorum artılarının eksilerden fazla olduğu bir hayat diliyorum. Ee, onun dışında zaten şey e, akacağın akmasını diliyorum hayat. Evet pek görüşmek üzere efendim. Ocak ayında inşallah tekrar Cemal Demirtaş'la bir arada olacağız. Sizler